Herkese merhabalar. El İşi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli kedilerden yapacağız. Yine kadife ipimizden yumuşacık, pofuduk kedilerimiz olacak arkadaşlar. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İster tek renk, ister rengarenk ya da böyle ikili kombinler yapabilirsiniz. Şimdilik bunları kenara alalım. Kullanacağımız malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü kedimizi siyah beyaz yapacağım. Bu marka ipleri de ilk defa kullanıyorum. Video sonunda sizinle deneyimimi paylaşacağım. Genellikle Himalaya Dolphin Baby'nin iplerini kullanıyordum. Şimdi seçenekler arıyorum. Haliyle iplerimiz çok pahalandı. Burun işlemesi için pembe bir kadife ipe ihtiyacımız var. Onun haricinde yine gözlü dikmek ve kaş, yine burun altı bölgesine işlemek için siyah ipe ihtiyacımız olacak. Amigurumi için kullandığınız tül yapmayan bir ip tercih edebilirsiniz. Benim bu gözlerim 10 milime yakın arkadaşlar. Kilitli göz kullanabilirsiniz. Bugünkü oyuncağımızı 5 milim tığla öreceğim. Kedileri daha önce örmüştüm. Yani 4,5'ta kullanmış olabilirim. Video sonunda büyüklüğünden anlayacağız arkadaşlar. Makasım var. Yine iç dolgusu için boncuk elyaf kullanacağım. Şimdilik malzemelerimiz bu kadar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, kedimizin yapımına beyaz ipimle başlayacağım. Ana rengim beyaz. Siyahı tercih etmedim ana renk olarak, çünkü gözlerimiz gözükmeyebilir. Şimdi öncelikle sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Yine sihirli halka yerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şu ipimizi sıkılaştıralım. Ortadaki ilmeğimize 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Karşıdaki ilmeğimize kaydırıyoruz arkadaşlar ve birleştirmemizi yaptık. Yine renk geçişli oyuncaklarımızda kullandığımız yöntemi kullanacağız. Yani birleştirme yerleri çok belli olmaması adına. Şimdi arkadaşlar, bir zincir çektim. Kaydırma yaptığım ilmeğin içerisine çift batacağım. Bu ikinci ilmeğimiz, sık iğnemiz. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sıramızda bütün ilmeklerimizin üzerine çift batacağız. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Birinciyi yaptık. Sayarak devam edebiliriz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu dönemde arkadaşlar, kaydırma yaptığımız yeri ve bir zincir çektiğimiz yeri kesinlikle örmüyoruz. Örgümüzün sayısı değişir, formu değişir. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi karşıdaki ilk sık iğnemizin üzerine yine kaydırarak sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızı yaptık. Şimdi üçüncü sıradayız. Yine bir zincir çektim. İlmeğime tekrar battım. Bir sık iğne yaptık. Bu sırada bir tek, bir çift olarak devam edeceğiz. Toplam sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Tek yaptık. Bir yandaki ilmeğe geçtik. Çift yaptık. Tek, çift
Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sıra sonunda çiftle bitireceğiz arkadaşlar. Ve çiftle bitirdik. İlmek belirleyicisine ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Çünkü sıra sonunda şöyle kademeli bir yükseklik var. Yani sıramızın sonuna geldiğimizi buradan da anlayabiliyoruz. Dediğim gibi önemli olan şu bölgeyi örmemeniz. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Karşı tarafa ilk sık iğnemizin üzerine yine kaydırarak birleştirmemizi yaptık. Şimdi dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Toplam sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi bir zincir çektim. Yine olduğum ilmeğe battım. Bir sık iğne. Bir yana geçtim. Yine tek sık iğne yaptık. Bir diğerine çift batıyoruz. İki tane tek, bir çift. Yine sıra sonunda çiftle bitireceğiz arkadaşlar. Çiftle bitirdik arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. 4 renk yap, 4 sıra ördük. Yeni rengimize geçerken bu son sık iğnemizin kapatmasını yeni ipimizle yapacağız. Şimdi kullanacağım ip Etrofil'in Simirna ipi. Bu simli çıktı arkadaşlar. Ben siyah ip diye sipariş etmiştim. Simli bir ipmiş. Yani patik için falan da çok güzel olur. Aklınızda bulunsun. Biraz önceki beyaz ipimin örümü çok güzel. Yani Himalaya'ya yakın bir örme şeyi var. Bu biraz daha dokusu sert gibi. Şimdi arkadaşlar ilmeğimi, sık iğnemi siyah ipimle kapattım. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde kaydırmamızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. 5. sıradayız. 5. sırada 3 tane tek, bir çift olarak devam edeceğiz. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Şimdi zincirimi çektim. Kaydırma yaptığım ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir yana geçtim. Bir tek yaptık yine. Bir yana geçtik. Tekrar tek yaptık. Bir yana geçiyoruz. Çift batıyoruz arkadaşlar. 3 tane tek, bir çift yapacağız. Tek, tek, tek ve çift yapıyoruz. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Yine sıramızın sonunu çift batarak bitirmiş olacağız. Evet, sıra sonuna geldik. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Beyaz rengimize. Bu arada beyazımızı koparmayalım. Şimdi kapanışını yine şöyle son sık iğnemi söküyorum, üst kısmını, kapanışını beyaz iple yapacağız. Biraz da çekelim, bol kalmasın ilmeğimiz. Ya karşı tarafa geçtim.
Bu kısımda aynı işlemlere devam ettiriyoruz. Arkadaşlar 2 4 5 6. sıradayız. 6. sıramızda arttırma eksiltme yok. 30 tane sık iğne öreceğiz beyaz ipimizle. Evet arkadaşlar, son ilmeğimi örmüyorum çünkü tekrar siyah ipime geçeceğim. Yani kapanışını yapmıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimizle battık yine sık iğnemizi. Üst kapanışını siyah ipimizle yapıyoruz. Beyaz ipimi biraz çektim. Bol kalmasın ilmeğimiz. Yine karşı tarafa geçiyoruz. Bu bizim 2 4 6 7. Evet arkadaşlar, 7. sıradayız. Evet, 7. sıramızda da arttırma eksiltme yapmıyoruz. 30 tane sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Olduğumuz ilmeğe battık. Sadece örüyoruz arkadaşlar üzerlerini. Hafta sonu için kısmetse bir alışveriş festivaline katılıyorum arkadaşlar, oyuncaklarımla. Böyle küçük bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Umarım başarabilirim. Hafta sonuna tarifsiz geçmesin diye bu kedileri şimdiden örüyorum. Onun hazırlığını yapacağım. Ufak ufak böyle videolar çekip birleştirmeyi planlıyorum. Umarım becerebilirim. Öyle de bir paylaşım yapacağım size. Ve son sık iğnemizi örüyoruz. Yine beyaza geçiyorum arkadaşlar. Burada kapanışını beyazla yaptık. Beyazla karşı tarafa geçelim. Ve sıramızı tamamladık. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde ördüğümüz zaman çok daha düzgün oluyor. Ben bunu ilk ördüğüm oyuncağımdı bu. Yani diğerlerini de bu yöntemi kullanarak yaptım. Şimdi ilkinde yaptığımda renk geçişli yapmadım. Normal spiral örerek yapmıştım. Farkını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi beyaza geçtiğimde beyazın bir kısmı aşağıda kaldı, bir kısmı yukarıda kalıyor. Normal spiral olarak örerseniz bu şekilde oluyor. Ama bizim şu anki yaptığımız yöntemle yaptığımız zaman renk geçişinin nerede olduğunu tam olarak gözükmüyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Tabii tercih size kalmış, nasıl kolayınıza gelirse. Şimdi arkadaşlar, beyaz ipime geçtim. Öncelikle siyah ipimizi keselim. Artık ihtiyacımız yok ona. Şöyle kestim. Diğer siyah ucumuzla birleştirelim. Düğüm atın mutlaka. Sökülebilir çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar, 8. sıradayız. 8. sıramızda 3 tane tek bir eksiltme yapacağız. Şimdi birinci sık iğnemizi yapalım. Kaydırma yaptığımız yere bir sık iğne yaptık. Bir yana geçtim. 2. Bir yana geçtim. 3. Kedimizi biraz alalım.
Sonraki şu iki ilmeği birleştireceğiz arkadaşlar. Öndeki parçasını alıyoruz sık iğnemizin. Şu an siyah olduğu için çok net gözükmüyor arkadaşlar. Normalde ilmeğimiz şu beyazla göstereyim iki parçadan oluşuyor. Bir bize bakan tarafı var, bir de arka tarafa bakan parçası var. Biz öndeki parçalardan eksiltme yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Normalde sık iğnenin içinden girip de yapıyorum bazı örgülerde. Bunda çok çabuk kapatma yapacağız arkadaşlar. Artık bu kısmına geliyoruz. Büyük boşluklar oluşuyor kapatma yaparken. Normal bu şekilde sık iğnenin kendi içerisinden aldığımız zaman boşlukları büyük gözüküyor kapatmamızda. O yüzden bu yöntemi yaparsanız daha iyi olur. Şimdi yine 3 tane tek yapıyoruz. Bir eksiltme yapacağız. Bize bakan taraftan 2 tane ilmeğimizi aldık. Ve kapanışı yaptık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Toplam sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Ve 3. Daha böyle ince bir tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zorlayabiliyor çünkü. Tığımız kalın geldiği için bu eksiltme kısımlarında daha ince bir tığ tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine karşı tarafa geçelim. Sıramızı tamamladık. 9. sıradayız. 9. sıramızda arttırma eksiltme yok. 24 tane sık iğne yapacağız. Yine bir zincir çektim. Olduğumuz yere battık. Ve her sık iğnemizin üzerine birer kez örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar 10. sıramıza geldik. Bu sıramızda eksiltme yapıyoruz. 12 tane sık iğne kalana kadar arkadaşlar. Şu an 24 tane sık iğnemiz var. Sadece eksiltme yapacağız. Şimdi kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Biraz daha ince bir tığa geçeceğim arkadaşlar. Kapatmasını 4,5 milim tığla yapacağım arkadaşlar. Şimdi normalde örmemiz gereken bu kaydırma yaptığımız ilmekten ve bir yandan şekilde geçirdim. İlk eksiltmemizi yaptık. Ördüğüm tığ daha kalın geldi arkadaşlar. Zorladı beni. Şekilde kapatmalarımızı yapalım.
eksiltiyoruz sadece arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Kaydırma yaptığımız ve zincir çektiğimiz yeri örmüyoruz. Kapanma yaptığımız ilk sık iğnemizin üzerine kaydırma yaparak birleştirmesini yaptık arkadaşlar. Şimdi tığımı değiştiriyorum. 11. sıradayız. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Yine zincir çekip kendi yerine battım. Evet arkadaşlar, yine sıramızı tamamladık. Şimdi 12. sıradayız. 12. sırada yine örüyoruz. Karşı tarafa geçelim. Arttırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 3, 4. Ve 12. Şimdi karşıya kaydırarak birleştirmesini yaptık. Arkadaşlar şimdi içerisine elyaf dolduracağız. Sonrasında da kapatmasını yapacağız. Ben yine düğmeyi sonradan dikeceğim için kapatmayı yaptıktan sonra yapacağım. Eğer kilitli göz kullanacaksanız arkadaşlar, şimdiki dönemde takmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Birazdan karşılıklı ilmekleri biz birleştireceğiz. O yüzden öncelikle ilmeğimiz sağda kaldı. Öreceğimiz ilmek. Bu şekilde birleştirin. İkisini bir araya getirin, parçaların. Arkadaşlar şu beyaz kısmımızı sayacağız. Burada renkli olan mor kısmımız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. 3 ile 4 arasına arkadaşlar. Yani buraya şöyle göstereyim. Bu şekilde gözlerimizi takacağız. Arada bir tane ilmek boşluğu kalacak arkadaşlar. Şöyle. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 3 ile 4 arasına arkadaşlar. Oraya yerleştiriyoruz gözümüzü. Bir ilmek boşluğu kaldı. Bir yandakine diğer gözümüzü takıyoruz. Kilitli göz takacak arkadaşlarım. Bu dönemde taksın mutlaka. Şimdi elyaf dolduralım içine. Arkadaşlar doldurduk. Dikkat etmeniz gereken yer, şöyle birleştirdiğinizde bu üst kısmı doldurmayın arkadaşlar. Şöyle bir parmak kadar şu büzülmüş olan kısmını elyafla doldurmayın. Burası boş kalacak. Şimdi karşılıklı ilmekleri birleştiriyoruz. Toplam 6 tane sık iğnemiz olacak. Kaydırarak yapacağız ama sık iğne demeyeyim.
Kaydırmamızı yapalım. Şimdi karşılıklı ilmekleri bir bu şekilde kaydırarak birleştiriyoruz arkadaşlar. 3 4 5 sonuncuyu da yapalım. Evet. Bir zincir çektim. Biraz ip bırakacağız arkadaşlar. Bir dikişimiz var. Bu şekilde biraz uzun bir ip bıraktık. Evet. Pembe ipimi çıkartayım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şimdi kaydırma yaptık arkadaşlar. Yaparken ki kısım bize dönük olsun. İpimiz sol tarafta. Şimdi ben bu ipi dibinden şu ilmek kaydırma yaptığımız böyle kademeli gözüküyor arkadaşlar. Arkadaki ilmek daha aşağıda gibi. Bu kısım daha yukarıda. Yukarıda olan kısım bize dönük olacak. Gözlerini buraya koyacağız. Yerleştireceğiz. Şimdi arkaya döndük. İpimizi oraya getirelim. Tam orta kısma. Çok fazla çekmeyin. İpimizi biraz narin. Şimdi arkadaşlar bir yandakine de batalım hatta. Şöyle çektiğimiz zaman bu kısmını çok çekiştirmesin. Bir yandaki ilmekle böyle bir düğüm attım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum arkadaşlar. Tam merkeze gidiyoruz. Sihirli halkamızın ortasına gittik. Burada amacımız arkadaşlar bu kulak görüntüsünü verebilmek. Şimdi battık. Aşırı çekmeyin. Bu şekilde oluyor. Hafif bir şey kalsın. Bunu düzeltebilirsiniz bu şekilde. Şimdi buradan örgümün herhangi bir yerine gidiyorum. Şöyle bu şekilde düğüm yapıyorum ben arkadaşlar. Bir yandaki ilmeğe geçirip buradan yine örgümün içinde birkaç kez gezineceğiz. Tamamdır. Bu şekilde kedimizin kulaklarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi yüz işlemesine geçmeden önce kuyruğunu örelim. Kuyruğunu siyah yapmaya karar verdim şu an. Beyaz da yapabiliriz. Ama siyah daha güzel olacak gibi. Şunu seni kenara alalım. Kuyruk için yine sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Ben 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 ve 3. Bu ipim daha sert dokulu. Çok kayarak örülmüyor ama içinde simler olması hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar ortadaki sık iğnemizin içerisine, zincirimizin içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 karşıdaki ilmeğimize bu şekilde kaydırarak ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi arttırma eksiltme yok. Sadece 6 tane sık iğne örerek 11 tane sıra yapacağız arkadaşlar. Siyah ip olduğu için
ilerlemem çok gözükmeyecek. Bir tane ilmek belirleyicisi bulacağım şimdi. Evet arkadaşlar, böyle bir renkleyip kestim. Şimdi spiral olarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi kaydırma yaptığım yeri değil, bir yandaki ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar, bu kısımda sıkılmamanız adına videoyu hızlandıracağım. Dediğim gibi 11 sıra sadece öreceğiz arkadaşlar. Evet. Dikmek için biraz ip bırakıyorum arkadaşlar. Kuyruğumuzu da tamamlamış olduk. Evet, şimdi göz işlemesine geçelim. İpimi biraz uzak bir yerden, şöyle bir yerden gözümüzü takacağımız yere çıkartıyorum. İpimi tamamen içine çekmiyorum arkadaşlar. Sonrasında düğüm atmak için biraz pay bıraktım. Şimdi karşıda bir boşluk bırakıp bir diğerine geçtim. İlmek boşluğumuza. Diğer düğmemizi dikelim. Bir kez daha dikeceğim düğmeleri. Tekrar giriyorum aynı yerden. Gözümüzün dikmesini tamamladık. Şimdi bir düğüm atalım buraya. Şimdi arkadaşlar, kenarda dursun. Pembe ipimi alalım. Pembe kadife ipimizi burnumuzu işleyeceğiz. Bu taraftan geçirelim. Göz hizasındaki boşluğa değil, bir alta iniyoruz arkadaşlar. Gözlerin tam altındaki boşluklara batacağız. Bu şekilde. İki kez dikip tekrar aynı yere çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ipimizi keselim. Kadife ipleri asla dibinden kesmeyin arkadaşlar. Sökülebiliyorlar çünkü çok kolaylıkla.
Düğümümüzü attık. Bunu örgümüzün içinde yine yok edelim. Biraz daha kabarık bir burun olsun. Çıkartalım biraz. Şimdi kaşımızı işleyelim arkadaşlar. Gözümüzün tam üstünden değil, bir üstüne. Burada yeri de belli oluyor zaten arkadaşlar. Şöyle çıkıyorum şimdi. Bir ilmek atlayıp böyle çaprazına, sonra karşıya geçiyorum. Şimdi burnumuzun işlemesini yapalım, en alt kısmına tam ortaya indim. Eğer iplerimiz içine girmişse bu şekilde iğnenizle düzeltin arkadaşlar. Kadife ip de çünkü daha ince ipler yok olabiliyor, gözükmüyor. Şimdi bir sıra kadar alta iniyorum burun işlememizde. Ortaya çıkmıştık ama bir yana gelelim. Evet arkadaşlar, bunun işlememizi de tamamladık. Tekrar ipime düğüm atıyorum. Evet. Şimdi kuyruğumuzu dikeceğiz. Kuyruğumuzu arkadaşlar bu beyaz sıramızın bir altından itibaren yapmaya başlayacağız. Burada da siyah rengimizin arkadaşlar tam ortadan, siyahımızın bittiği yerden, bu sıradan şöyle yapalım. Ben başlangıç ve bitişini yapıyorum. Şimdi sıkılaştırabiliriz artık. Bir gövdeden bir kuyruktan alarak arkadaşlar, hem bu iki parçayı da birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde dikişini yapacağız. Evet. Son sırasında yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bırakmıyoruz. Şimdi bunu ben bu şekilde yan tarafa geçiriyorum. Duruşuna da mutlaka bakın. İsterseniz iğneyle de tutturabilirsiniz. Şimdi ben bunu dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kalmasını istiyorum. Şimdi ben buradan kısma gittik. Birkaç kez siyah ipimizi bu şekilde dikeceğiz. Şu an siyah ip olduğu için çok gözükmüyor arkadaşlar. Renkli olan ya da beyaz kuyruk dikiyorsanız şu alt zemininden dikmeye özen gösterin. Şimdi siyah gözükmediği için ben direkt buradan dikmeye devam edeceğim. Dediğim gibi farklı renklerde kullandıysanız bu alt kısmından dikin ki burada dikiş şeyleri belli olmasın arkadaşlar. Şu an siyah ip de zaten gözükmediği için ben direkt bu şekilde dikeceğim. Arada kontrol ediyorum duruşunu.
Kedimizi tamamladık arkadaşlar. Böyle siyah beyaz bir kedimiz oldu. Kuyruğunun duruşu bu şekilde. Arkadan. Ön tarafı bu şekilde. Diğer arkadaşlarını da getirelim. Size veda edelim. Dediğim gibi istediğiniz renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istedikleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Geri dönüş yapıyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır bu keyifli oyuncaklardan. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu konuda bana destek verirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Yaptığınız ürünleri benimle paylaşabilirsiniz. Instagram adresimi bırakıyorum mutlaka. Çok da memnun olurum bu konuda paylaşımlarınızı yaparsanız. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.